Ekonomi başlıklarına da e, bu saat diliminde yavaş yavaş böyle bir bakalım. Önümüzdeki saat diliminde daha detaylı konuşuruz. E, emeklilere ikramiye ve zam fırsatlarından ama bir de EYT'liler için doğru fırsattan bahsedeceğiz. Sadece EYT'lileri mi ilgilendiriyor Yok, bu fırsatlar? Yok yani EYT başlığı aslında şunun için hani biraz daha dikkat çekmesi açısından anlattım. Yeni emekli olan herkese. Bu bu dönemde daha çok EYT'liler emekli olduğu için başlık EYT hı hı. Ee, yoksa şu anda yeni emekli olan ya da emeklilik için müracaatını yapmış olan herkes hem ikramiyeden yaralanacak hem de diğer emeklilere sağlanan haklardan yaralanacak. Mesela vergi ödemeyecek diye bir başlığımız var. Bu başlık emlak vergisi ile ilgili. 200 metrekare Türkiye sınırları içinde evi olan ve başka geliri olmayan herkes vergi ödemiyor emekli maaşından başka. E Tabii baktığınız zaman 2023'te emekli olan bütün EYT'lerde bu yıl vergi ödemeyecekler. İkinci başlık ikramiye alacaklar. Hı hı. E, 31 Mart'a kadar emeklilik için müracaat yapan işlemleri bitsin, bitmesin, maaşı bağlansın, bağlanmasın. Bütün e, sigortalılar ikramiyelerden faydalanacaklar. Hı hı. Üçüncüsü önemli, çok soruluyor bu. Ben 2024 yılı içinde herhangi bir tarihte emeklilik için başvurdum. Bu Ocak'ta ve Temmuz'da yapılan artışlardan faydalanacak mıyım? Evet, faydalanacaksın.